Şu anda sizlere güzel ülkemizin Trabzon ilinin Sürmene Köprübaşı ilçesine bağlı olan Beşköy'den ayrılan Pınarbaşı Mahallesi'nden sesleniyoruz. Pınarbaşı Mahallesi'ni canlı tutan Okşuho Kafe'den sesleniyoruz sizlere. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Ahmet abim nasılsın? Mikrofonu sana vereyim. Bu Ahmet, bu mekanın aşı, bu mekanın aşı. Bu Ahmet dur, bu Ahmet, bu mekanın aşı, bu mekanın aşı. Gene vurdu aklıma, gene vurdu aklıma da Sultan Murat Yaylası. Gene vurdu aklıma, oy Sultan Murat Yaylası. Ahmet abim, memlekette günler nasıl geçiyor? Valla günler memlekette gördüğün gibi bir haftadır sürekli yağmurlardan sürekli dolayı, yağmur. Afetten dolayı biraz sıkıntılar yaşadık ama şükürler olsun. Şükürler olsun. Böyle can kaybı, mal kaybı olmadığı gibi yani ucuz atlattık. Elhamdülillah. Yüksek dağların kar yalar düzlerinde. Yüksek dağların kar yalar düzlerinde. Ayıp düştüm yarımdan, derman yok dizlerimde. Ayıp düştüm yarımdan, da derman yok dizlerimde. Bugün de yayladan arıları alıp geldik. Alıp geldik, evet, göç ettik. İşte bugün de görüyorsunuz işte arkadaşlar dışarıda. Geldiler. Az sonra canlı müzik var. Evet, aynen öyle. Siz de hoş geldiniz, safa geldiniz Pınarbaşı Mahallesi'ne. Ben dereye dereye al dereden taşları, al dereden taşları. Ben dereye dereye al dereden taşları, al dereden taşları. Alişveriş etmeyin da gözlerinle kaşları. Sizleri özlüyoruz. Eyvallah. Gerçekten eyvallah. Özlüyoruz. Bu sene bu... Her ne kadar çok fazla gelemesek de... Evet. Burada olan etkinlikleri gördüğüm zaman özellikle şahsına çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yıllar sonra karar alıp gelip Pınarbaşı Mahallesi'ni şenlendirmeniz, evet. Burayı tekrar merkez haline, eskiden olduğu gibi evet. Merkez haline taşımanız evet. Takdire şayan. Pınarbaşı'nda gerçekten 200 yıllık bir kahve kültürü var. Ah. Bu dedelerimizden böyle geldi. Böyle de devam ediyor. Şu anda ben Bayburt sınırından geliyorum, Haydi Deme'den geliyorum. Leman Suyu, Sultan Murat, Görnek. Hiçbir Allah'ın kulu yok. İnanın buna çay içecek yer bulamadık. Daha görüyorsunuz saat 11, 20, 25 tane insan dışarıda. İnsan her akşam böyle. Her Pınarbaşı akşam. O yönden gerçekten İyi. Bazı şeyleri aşmış gibi görünüyor. Eyvallah, çok sağ olasın. Mevlam inşallah. Bu esnaf COVID, kültürü olunca, müşteriye de güzel COVID davranınca. COVID-19'dan dolayı tüm hastaları acil şifalar diliyoruz evet. Cenab-ı Allah'tan. Ömde onun üstüne bin tanrı yakaları, bin tanrı yakaları. Ömde onun üstüne bin tanrı yakaları, bin tanrı yakaları. Kalmadı bu Ahmet'e, kalmadı bu Ahmet'in da eski fiyakaları. Kalmadı bu akşamda o eski fiyakaları. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah. İnsanlar biraz işi pasif görüyor. Yani böyle vurdum duymaz oluyor ama gerçekten bir sıkıntı evet, var. Varsın. Evet, onun için biraz önlem almakta yarar var, fayda çok var. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Eyvallah Ahmet abim. Pembeli dofiton, ekli sandaklar beyaz, ekli sandaklar beyaz. Pembeli dofiton, ekli sandaklar beyaz, ekli sandaklar beyaz. Efareme esacı, efareme esacı, efareme esacı, efareme esacı, efareme esacı. Değerli izleyicilerimiz, şu görmüş olduğunuz tablodaki, fotoğraftaki kişiler
Ahmet abimizin ifadesini kullanalım. Ölüler ve diriler. Yani bu güzel mahallemizde vefat edenlerin fotoğrafları olduğu gibi yaşayanların da fotoğrafları var. Ve bu kaç yıldan beri Ahmet abim sürdürülüyor? İlk hatırlıyor musun? Resimler mi? Önceki kahvede de vardı. Ne zaman başladı bu? Rahmetli Abdullah abi dükkan işini bıraktıktan sonra Cerenci lakabıyla Mustafa. İlk burada mı başladı? Mustafa abi ilk ben yaptırdım bunları Mustafa'ya. Ağaç çerçifeden oradan sonra yavaş yavaş başladık arkadaşlarım. Çok resimler kayboldu. Kayboldu. O dükkan kapandıktan sonra bunları bir yere sakladılar. Düşenler olayı, oldu. Evet, nemlenenler oldu. Bayır ölülerden 20-25 kişi yok. Eyvallah. Canlı olan ama yine de tekrardan güzel. Toparlamanız aslında güzel. Aslında bu kırmızı çizgiyle altı çizilecek. İşte hayatın akışı bu. Hayatın geliyor. Akışı. Mesela şu benim büyük annemin cenaze merasimi. Babam yurt dışından geliyordu. Onu bekliyorlardı. İkindi namazına yetişti. Bak burada şu anda 60 tane adam ölmüş. Allah rahmet eylesin. Çocuklar şu anki 60-70 yaşındaki arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Maşallah. Çok sağ ol Ahmet abim. Kemencemun üstünden ya işlesin işlesin ya işlesin işlesin. Kemencemun üstünde ya işlesin işlesin ya işlesin işlesin. O kırmızı yanaktan o kırmızı yanaktan daha Mustafa dişlesin. O kırmızı yanaktan o kırmızı yanaktan hapuyu dişlesin daha bu yumuşak dişlesin. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ereğli'de durumlar nasıl? Vallahi çok iyi Allah'a şükürler olsun. Sıkıntı yok. Yok hamdolsun ya. İnsanlar iyi, mutlu. Allah'a şükürler olsun. Koronavirüsle biraz geçerse biraz daha iyi olacak arkadaşlarımız. İnşallah. Allah yurdumuza, vatanımıza, milletimize sağlık versin diyorum. Ne diyeyim başka? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok çok. Evet, dışarıda canlı müzik başladı. Az sonra onu ekranlara taşıyacağımı ifade edeyim. Ama kahvemizin de bu kısımlarını ekrana taşımak istiyorum. Güzel bir süsleme yaptı Ahmet abimiz. Yani özellikle bir mahallede, Köprübaşı'nın en yüksek mahallelerinden biri, böyle bir mahallede böyle güzel, nezih bir muhabbethane bulmak kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi canlı müziğe doğru yol alabiliriz. Evet, Mustafa Günay abimiz kemençede ve solist olarak da Eyüp Köse kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ya ilacıyım, ya ilacıyım da koyunlarım, beylerim, koyunlarım, beylerim. Ya ilacıyım, ya ilacıyım da koyunlarım, beylerim, koyunlarım, beylerim. Olsa eski günlerim, oy daha güzel söylerim. Olsa eski günlerim, daha güzel söylerim. Mahmut abi seni de ekrana taşıyalım biraz ya. Teşekkür ettik sağ ol. Çok karanlıkta kaldın biraz, böyle. Biraz öyle oldu karanlıkta kaldım. Ama tedbir elden bırakmıyorsun. Yok. Maşallah nasılsınız ben abiler sağ iyisiniz olun, inşallah. Sağ olun, razı olsun. Sağ Allah iyilik versin biraz daha aydınlığa gelin. Eyvallah görüşürüz Muhammed abim iyisin sen de inşallah. Allah razı olsun. Allah iyilik versin çok sağ ol. Abdullah seni de ışığa davet ediyoruz. Evet Sayın Gündoğdu nasılsınız iyi misiniz? Sağ ol teşekkür ederim. Yaramazlık yok değil mi? Yok. Keyfin yerinde mi? Sağ ol. Çok iyi. Hoşlan ey deli gönlüm yok bundan sana fayda. Hoşlan ey deli gönlüm yok bundan sana fayda. Ne ararsın her zamanı bir sigara bir çaydan bir sigara bir. Bir sigara bir çay tadı yok hiçbir şeyde güzel olan her şeyde bıraktım kalbi köyde bıraktım kalbi güzel olan her şeyde bıraktım kalbi köyde bıraktım kalbi. Hayırlı muhabbetler afiyet olsun. Sağ ol. İyisiniz inşallah. Allah'a şükür buyurun. Nasılsınız abim iyisiniz yaramazlık yok. Yok evet, Peykoz'da hava durumu nasıl değil mi? Aldın mı bugün? Güzel de burası. Burası fena. Burası da iyi. Orada ısınacağız, burada serinleyeceğiz. Vallahi donduk vallahi, bilmiyorum. Çürüdük de. Öyle de bu. Biraz öyle. Ne diyeceğim? İşin aslı o. Uydurup da biz böyle güzel. Biz böyle yerde rahat ediyoruz. Ya rahat balık gibiyiz. Yani şık. 2 ay oldu bu memlekete geleli. Toz, namena bir şey gördün mü?
Hiç göz kalkmaz. Görmedim. Göz yok. O zaman ne işin? Bizim bay burada gittik. Terledin mi hiç? Terledim. Yarın da çam alacağım, yürüyeceğim aşağıda. Toz geliyor. Hakikaten evet. Toz geliyor. Burada geliyor mu? Yok. Burada dün yok. Burada geliyor yok. Evet, bir köy kahvesinde muhabbet nasıl olur izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi bekleyeceğim varsa alabiliriz. Teşekkür ederim, sağ ol. Eyvallah, siz de sağ olun. Aleyküm selam, aleyküm selam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ha şimdi biri bana işte o ne duşursa, şimdi biri bana işte o ne duşursa, yaşadığım hayattan o 20 yıl geri gelse, geri kemencemun üstüne yayı vururum yayı, gelse 20 yıl geri de görmesem ereğli, görmesem ereğli. Gönsen 20 yıl geride, görmesem ereğli, görmesem ereğli. Mahallemizde bakkalımızı da ekrana taşıyalım. Evet. Yok yok yani. Burası Köprübaşı ilçemizin en yüksek köyü olmasına rağmen yok yok. Harika. Ereğli'nin kızları da tombul oluyor, tombul. Ereğli'nin kızları da tombul oluyor, tombul. Bırakma diçe bu meda, ne paradan ne dambun, ne barandan ne. Paran olduğu zaman olursun adayı, paran bittiği zaman derler sana inayı, derler sana inayı. Paran bittiği zaman derler sana inayı, derler sana inayı. Azim abim iyisiniz inşallah, yaramazlık yok. Çok köy halkıyla birlikte otantik sohbet ediyor. Şakir abim sen de iyi misin? Yaramazlık yok. Yok. Hay maşallah, eyvallah abim. Tanıyalım sizi abim. Ben Kakavan Mahallesi'nde Sereçler'den Muhammed Çelik. Aha Muhammed Çelik abim, eyvallah. Yaramazlık yok. Yoktur. Nerede yok. Ağırlıklı ikamet ediyoruz? Balıkesir. Balıkesir tarafında ikamet ediyorsunuz, eyvallah. Ben Kudoğlu Mustafa Akçın. Evet Mustafa abim, iyisin inşallah. Allah'a şükür, sizden sormalıyım. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Ben dedelerin Yusuf'un torunuyum. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet, şimdi tekrardan bir türkü faslı daha yapıyoruz. Hadi bakalım. Oh, Ahmet abi de devreye girdi. İse kalos. Ucisi. Kalosu Cem. Ne yaptınız İsa'fı Yusuf abiye? Ama Türkçe söylediğiniz için cevap vermedim. Öyle mi? Türkçe İse kalos. Kalosu Cem. Çok teşekkür ediyorum. Beykoz Elmalı Köyü'nden. Sağ olun var olun Yusuf abim. Buradaki abilerimize. Abim iyisin inşallah. Yaramazlık yok. Yok. Allah iyilik versin. Abdullah'ım. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Bizi takip eden tüm arkadaşlara hayırlı akşamlar diliyoruz. Planladığımız bir yayın olmamasına rağmen sahiden eskiden özlem duyduğumuz muhabbetleri yakalayabildiğimizi düşünüyorum. Sizler de bizleri yalnız bırakmadınız. Murat Kurt TV YouTube kanalımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, abone olmanızı, bildirimleri açmanızı da sizlere bir kez daha hatırlatalım. Gittikçe büyüyen bir ailemiz söz konusu Murat Kurt TV YouTube ekibi olarak. Bir kez daha bugüne kadar bizlere abone olan, destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel memleketimizin 7 farklı bölgesine ve tüm illerine, ilçelerine, köylerine, mahallelerine selam olsun. Elbette bizleri güzel ülkemizin dışında Avrupa'dan ve tüm dünyadan izleyen siz değerli dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet.
Bir köy kahvesinde bir yaz akşamı nasıl geçer sorusunun cevabını birlikte izledik. Sağlık olursa bir kış akşamında bir köy kahvesinde neler olur, neler konuşulur, neler yapılırın cevabını bulmak dileğiyle. Bu yayının tamamını Murat Kurt TV YouTube kanalında canlı olarak bulabilirsiniz. Hepinize selam olsun.